Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSM videosu ile yine karşınızdayım. Bugün sıfırdan OSM'ye başlayan arkadaşlarımız için bir harita oluşturayım dedim. Çok fazla soru var. Yani bilmiş olduğunu zannedip de ne yazık ki milyonlar tane soru soran var. Her maç, her oyuncu, nasıl diyeyim, her taktik için sürekli sorular geliyor. Tabii güzel, seviyorum hani ilginizi, alakanızı ama sanki biraz abartma üst seviyede gibi. Çünkü artık şöyle sorular geliyor. Lewandowski mi alayım, Mane'yi mi alayım, Salah'ı mı alayım? Tercih veriyorsun. Sonra bir bakıyorum. Modric'i mi alayım, Christian Eriksen'i mi alayım, Dele Alli'yi mi alayım? Ona da cevap veriyorsun. Sonra Dele Alli'yi mi alayım, Meri'yi mi alayım, şunu mu alayım? Hani bu bitmiyor. Ona cevap veriyorsun, başka bir tane. Ona cevap veriyorsun, başka bir tane. En güzeli bu oyunu sıfırdan başlayanlar için de bir harita olsun. Ve doğru bildiğiniz yanlışların da üstünden geçeriz en azından. Neler yapmalısınız? Ne yap? Yeni bir hesabınız varsa, yeni başladıysanız, şimdi size böyle yan hesabından ilk defa oyuna gördüğünüz gibi şurada yazıyor. Sıralamanız 0 diye. İlk başladığınızda sizde bir slot açık oluyor. Sonra 4 gün sonra olması lazım. 4 gün sonra ikinci slot açılıyor. 10 gün sonra üçüncü slot açılıyor. 20 gün sonra da dördüncü slotumuz açılıyor. Bu 4 takımla aynı anda, yani 4 aynı anda 4 ligde ayrı takımları oynatmanız demek. Menajer puanınızı daha da yükseltmeniz demek. Menajer puanınız nasıl yansıyor? 4 slottan en yüksek olanı sizin menajer puanınızı yansıtıyor. Sıralama olarak bahsediyorum bundan. Gerisi de kariyerinizde duruyor. Şurada işte gördüğünüz gibi sağ altta kariyeriniz var. İşte 3 tane kupa almışız burada. 5 tane amacına ulaşmış ligim var. Bu hesapta. Yani burada anlatmak istediklerim şimdi bu kadar. Burada görevler var arkadaşlar. Görevleri yerine şu dünya egemenliği neredeydi? Burada. Şu dünya egemenliğinde mobilde olsa hemen gösterirdim ama burada görevler var arkadaşlar. Görev işte gol kralını çıkarttığınızda belli bir coins veriyor size hediye olarak. Atıyorum birinci bitirdi bir takımla aynı ligde 4 sefer üst üste şampiyon olduğunuzda hediye coins veriyor. Coinslerinizi nasıl arttıracaksınız? Onlarla ilgili bir sürü video Hamza Yaz Adriano yine kanalımızda var. Hamza, pardon, Adriano gitti. Artık Hamza Yaz. Ben böyle görsel olsun diye de anlayın diye de böyle bıraktım. Hamza Yaz yazdığınızda YouTube'a gelip de burada coins nasıl kasılır, nasıl kazanılır bir sürü video var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ayrıca videoya geçmeden önce yani eğitim kısmına geçmeden önce diyelim. Facebook'tan da Hamza Yaz Adrian olarak Hamza Yaz olarak bırakacaktım ama çok fazla çıktığı için en güzel Adrian olarak araya ekledim. Daha hızlı bulasınız diye. Burada gelebilirsiniz arkadaşlar. Face'iniz varsa eklemek istemiyorsanız şöyle Hamza Yaz Adrian'ı yazın. Bu sayfa bana ait. Sayfayı beğenin, destek olun. 404 kişi takip ediyor. 282 kişi beğenmiş. Bir de OSM Hamza Yaz Adriano grubumuz var. 180 kişi bu grubumuzda yeni. Burada işte videolar, yardımlar. Zaten paylaşım serbest arkadaşlar. Eminim zaten buraya katılacak arkadaşlar da seviyelidir. Seviyeli paylaşımlar her zaman kapımız açık. Buradan OSM Hamza Yaz Adriano yazıp da gelebilirsiniz. Dediğim gibi Hamza Yaz Adriano yazıp da sayfa var, PUBG sayfası gördüğünüz gibi. Burada PUBG, OSM tüm videolar var. Genelde canlı yayınlarımız burada oluyor. O PUBG ile ilgili. Buradan da ulaşabilirsiniz. Videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi gelelim. Yeni bir karakter oluşturduğumuzda, yeni bir lige girdiğimizde ne yapmamız lazım? Şimdi bir tane kulüp seçelim. Hatta ben bunu da oynayabilirim. Bunu da devam ettirebilirim. Size de örnek olsun diye. Beraber sıfırdan başlayınca nasıl gidiliyor onu görürüz. Bakın 206 coins var. Hani coins öbür kendi hesabında 59 bin var ya. Coins'im var. Halbuki orada antrenman geliştirme falan hepsi yasak ama olsun. Şimdi burada İspanya'da tüm kupalar almışım bu şeyde. Bu hesabımda. Ne yapalım? Buradan bir İngiltere kariyeri yapalım. Şimdi burada görüyorsunuz hedefler var arkadaşlar. Hedefi birinci Manchester City. Burada bakın altında da ne zaman başladı. Burada mesela Manchester City ikinci gündeymiş. İkinci maçlar yapılıyor. Burada sezon öncesi 4 gün seçiliyor. Bu liglere girin arkadaşlar. Sezon öncesi 4 gününüz olsun ki siz öbür takımları yakalayın. Şimdi bakın ben seçimimi nasıl yapacağım? Geldim burada. Ben menajer puanım çok olsun. Sıralamam yükselsin istiyorum. O yüzden burada hedefi 16 olan takımlar ideal.
Fazla zaman harcamam diyorsanız hedef 13. olan takımlar ideal. Biraz daha gelişmiş takımlar olsun diyorsanız 10. takımlar, hedefi 10 olan takımlar. Daha da güzel takım istiyorsanız hedefi 7. olan, hedef artı 4, 2, 1 bunlar fazla menajer puanı vermez. Menajerler çoksa bile siz hedefi 16. hedefi 13. olan başarılı bir adamdan çok az menajer puanı alırsınız ve sıralamanız o ligde düşük olur. En güzeli burada dediğim gibi hedefi 16. olan takımlar ideal bence geliştirme açısından da. Özellikle İngiltere, İtalya bunlarda oyuncu değerleri yüksek olduğu için bu takımları seçebilirsiniz. Diğer liglerde de mesela Türkiye, Porto ya Portekiz pardon Porto diyorum. Bu liglerde de hedefi artık 10-7 o aralardaki ligleri ve bol menajerli liglere girerseniz menajer puanınız yükselir. Burada menajer puanına da değinmiş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi ben burada Sheffield United'ı seçeyim. Bu hesabımda. Sıfır sizle beraber başladım. Hiçbir şey bilmiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Hepsini anlatacağım şimdi. Şimdi burada da liste oluşturdum. Konular eksik kalmasın diye. Hani niye önüne bakın demeyin. Bir yerden telefondan mı okuyor gibi olmasın. Bildiğin sizin için böyle liste hazırladım. Şimdi burada konu konu gideceğiz. Menajer puanına değindim zaten. Şimdi ikinci konumuz. İlk açtık ekranımızı. Ne yapmamız da gerekiyor? Aynen şunu yapıyorum arkadaşlar. Kendi hesaplarımda da böyle. Kendi hesabımda da böyle falan hesaplarım. Bu hesap bu. Bununla böyle hesaplarım oluyor. Şimdi ilk geldim. Burada stadyuma girdim. Bakın ilk yapmanız gereken. Stadyuma girdim. Burada 525K diyor. Burada 3.75M var. Hemen bunu bir geliştireyim. İlk önce antrenman sahamızı seviyemizi 3 yapacağız. Neden 3 yapacağız? Oyuncular çok çabuk gelişiyor. Diğer takımları yakalama hızımız artıyor. Siz burada yanlış yapılan bir şey var. Burada direkt sahayı geliştirirseniz direkt siz burada yavaş yavaş ilerlerken antrenman sahası 3 olan hızlı hızlı ilerleyecek. Oyuncular daha çok gelişecek ve size ızdırap olacak. Izdırap siz olun, siz çekmeyin. Bunu ne zaman kullanacağız? 10 günlük liglerde, mesela ekip savaşlarında 10 gün zaten. 10 güne bu gelişene kadar zaten neredeyse 3-5 gün ya da 6 gün falan geçiyor. Ya da daha fazladır belki. Bunu yapacağımıza sahayı geliştir. Artı avantaj sağla daha iyi. Çünkü ekip liglerinde oyuncu geliştirmekte kimse uğraşmıyor. Genelde al sat. Ekip savaşları pardon. Ekip ligi başka bir şey. Bunu sahayı ekip savaşlarında normal liglerde de ilk önce antrenman sahasına değineceğiz. Burayı atlamayın lütfen. Burası püf nokta. Cidden bu oyunun en güzel noktalarından birisi antrenman sahası. Antrenman sahanızı geliştirin ve 3. seviyeyi mutlaka getirin. Buna değindik. Şimdi geldik. Şimdi bize para lazım. Oyuncu alacağız. Paramız yok. O yüzden oyuncu satmalıyız. Şimdi hedefi herkes için anlatacağım. İyi dinleyin lütfen. Üstüne basarak anlatacağım çünkü bunu. Hedefimiz burada oyuncunun adına, soyadına, danasına, babasına, amcasına falan bakmayın. Gelişmiş oyuncular alın. Şimdi geldik. Hedefimiz 1 ise, pardon biz şimdi hedefi 16.yiz. Biz kendimize göre bakalım. Hedefimi 16 direkt koydum. Hiç acımadım. Son adaya gitsin. Burada gücü 90 olana kadar böyle yapıyoruz. Unutmayın bunu. Hedefi 90. 90 üstünü artık biraz daha düşürüyoruz. Hedefi 90'ın üstünü koyarsan çok fazla beklersin. Fiz fazla beklemek istemiyoruz. Sıcak satış. Bugün alacağım, akşam satacağım. Bugün alacağım, yarına gitsin. Bugün alacağım, en fazla 2 güne gitsin. Biz bunlar için uğraşacağız. Siz alıp da bir oyuncu 7-8 gün listede bekletirseniz, yani 90 artı olan bir oyuncuyu sona dayarsanız, bir hafta olur, 10 gün olur. Emin olun lig biter, belki satılmaz. Oyun bazen öyle tutukluk yapıyor. Şimdi hedefi son olan, yani 16, 10, 13, 16 bunu yapsın. Mutlaka. 7 de yapabilir. Ama 7'ye genelde tercihim bu değil. Hedefi 10, 13, 16 olanlar sona dayasın gitsin. Hedefi 1, 4 olanlar yani 1 ile 4 arası olanlar şurada arkadaşlar. Sona dayanmayın. Sona dayarsanız çok geç oyuncu satarsınız. Siz yavaş yavaş ilerlerken bu 4 gün içerisinde rakibiniz o alt olan rakipler gelir sizin sırtınıza dayanır. Sırtınıza dayanmaması için siz ne olursa olsun, oyuncunuzun gücü ne olursa olsun direkt bu seviyelerde listeye koyarsanız satış yaparsınız. Bu sona dayarsanız belki oyun şansınıza bir tane, iki tane gider. Yani ondan sonra bakarsınız, söversiniz oyuna. Sövmeyin.
Oyun güzel bir oyun. Sadece aklı kullanın arkadaşlar. Dediğim gibi burada hedefi birinci olan, mesela adamın burada 13 milyonmuş değeri. Sen bunu 13 milyon yapmaya 11 milyon da bırak. Bas git. Emin ol bu gider. Bu adam satılır. Sen bunu buraya sona dayarsan, hedefi 1 ile 4 arası olan takımlardan bahsediyorum. Böyle yaparsan gitmez. Hedefi 7. olan takımlar ne yapsın? Onlar da bunu kullanabilir. Hedefi 7 olan takımlar 83 seviyeye kadar, yani gücü 83 olan seviyeye kadar olan oyuncuları böyle dayayabilir. 83 ile 90 arasını sen de hedefi 1 ile 4 olan oyuncular, rakipler, menajerler gibi buraya daya. Yoksa bir beklersin arkadaşım. Ligin başı belki şansa kaderi 85 üstü biraz hızlı satılabilir. 7. olan bahsediyorum. Ama sen şansa kaderi bırakma işini. Sen sağlam git. Oyunun mantığı bu arkadaşlar. Listemizi böyle koyacağız. Şimdi ben hedefi 16 olduğum için ben dayayacağım gitsin. Bakalım burada. Bu adam 22 yaşında. Geliştiririm onu. Şöyle gelsin. Daya gitsin sonra. Bir tane defans atalım. Şöyle. Şurada bir tane var. Şimdi oyuncularımızı koyduk. Satılmasını bekleyeceğiz. Tabi bu belli aralıklarla satılıyor. Öğlen 1'de satılıyor. Öğlen 3'te satılıyor. Akşam üstü 5'te satılıyor. Bazen 7'de kafasını esip de satıyor ama genelde bu aralıkta bitiriyor satışı. Sonra gece 1'de, gece 3'te, gece 5'te, sabah 7'de, sabah 9'da ve 11'de. Yani satış yapmadığı aralık aslında 7 ile akşam 7 ile gece 1 arası kolay kolay satış olmuyor arkadaşlar. Yani ekip savaşlarında belki oluyordur. Pek de hatırlamadım olduğunu. Bazen gece yarısı maçtan önce satış oluyor diye hatırlıyorum. Çünkü benim bir kere maçlarım saat 3'teydi, gece 3'te. Saat 11'de falan satış yaptığımı hatırladım. Ama genelde olan bir şey değil bu. Bu anormal. Mesela Türkiye'deyiz. Gece 3'te maç olması anormal bir şey. Şimdi satış listemizi ve hızlı adam satmaya da dokunduk arkadaşlar. Hangi oyuncuları almalıyız? Geldik lige. Burada transfer listesine geleceğiz. Transfer listesi burada. Transfer listesine gireceğiz. Bunu aynısını mobile'de yapın. Zaten hepsi belli. Türkçe olduğu için hepsi yazıyor arkadaşlar. Burada geldik. Bakın Mbappe listede. Gördüğünüz gibi. Mbappe'yi alabiliriz Alsat'tan. 21 yaşında. Orta saha olarak Milinkovic var mesela, 25 yaşında. Şu an listede kim var bakalım şöyle. Alabileceğim. Evet, Milinkovic var orta saha olarak. Defans olarak da burada Atletico Madrid'den Lodi var. 80'lik. Bunu alabilirim. Kaleci olarak da şu an geçici olarak en azından Real Madrid'den Kurtis'i alabilirim. Gelişsin diye. Şu an bakar paramız olmadığı için burada gelişsin coins'i tamamlıyor. O kadar coins'imiz yok. Verirsek aç kalırız. Biz coins yedirmeyeceğiz oyuna. Şimdi burada gördüğünüz gibi genç oyuncular alacağız arkadaşlar. Mutlaka genç oyuncular alacağız. Takımımızda ilk 11'imizde bir tane ya da iki tane yaşlı oyuncu olsun. Tecrübeli. Bir tane yetiyor aslında. Hangi bölge olursa olsun bir tane gelişmiş orta saha, forvet, bir tane gelişmiş defans. Yüz üzeri olanlar özellikle bunları alırsanız o ilk 11'de bir tane olsun. Şimdi bu adam yorulacağı için en güzeli iki tane yaşlı bulundurmak. Atıyorum defanslarınız çünkü düşük, 21 yaşında olduğu için sürekli gelişecek. Onları geçecek ama siz bir tanesini mutlaka oturtun. Çünkü oyunun püf noktalarından biri görmüşsünüzdür. Diyor ki yaşlı oyuncu bu kaptanlığı kaldıramadı bu adam. Başkasına ver. Daha yaşlı, daha tecrübeli bir oyuncuya ver. Bu da oyunu aşamasını, oyunun gidişatını etkileyen etmenlerden biri. Sonuca harbiden etki eden etmenlerden bir tanesi olduğuna inanıyorum. Çünkü o uyarılarda, maç sonu olan uyarıları dikkate alın. Diyor ki bu adama korner kullandırma. Kullandırma. Çünkü sende daha gelişmiş bir orta saha var. Bu adama penaltı kullandırma. Bu adamdan daha gelişmiş forvetim var diyor. Bu adama kaptanlık verme. Çünkü daha yaşlı, ilk 11'de daha yaşlı bir oyuncu var diyor. O yüzden sen bunlara dikkat etmelisin. Püf noktalar önemli. O listeye de geleceğiz şimdi. Burada artık hangi oyuncuları almalıyız? Bunlara değindim. Hızlı hızlı da geçiyorum. Anlamadığınız yer varsa bu videonun altına dediğim gibi Facebook adresim olan Hamza Yaz'a, Hamza Yaz Adriano'ya ya da OSM Hamza Yaz Adriano grubuna girip de soru sorabilirsiniz. Ya da sayfaya da girip takip edip soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Cevaplar gecikmiyor. Arkadaşlar da bilirler. Tabii ben de çalıştığım için, işte güçte olduğum için
Molalarımda denk gelince veriyorum. Zaten akşamüstü hiçbir sorun yok. Kolay kolay mesajları gözden kaçırmıyorum, emin olun. Şimdi burada kimler alınmalı değildik. Maçım var. Bakalım benim ilk maçım kimle? Benim ilk maçım Chelsea'yle. Ne yapmam lazım? Geldik buraya. Kulüp. Kimler var? Teknik heyet, pardon. Bilgi analisti. Bilgi analisti harbiden çok önemli bir olay. Rakibe göre taktik yapmamız için bilgi analisti önemli. Bilgi analistini yollayın. Bir saate geliyor. Bu adam son saniye kadar şeyle, taktiğiyle oynasa bile size bu bilgi analisti o hani böyle gerçek insan gibi oturup bak şöyle 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 oynuyor diye bilgi verecek. Bunu takip ederse başarıyı %80'lere çıkartırsın. Çünkü senin taktiğini görüp de sen 4-3-3-1 oynuyorsan atıyorum. Adam bunu görüp de sana 4-5-1 çıkıyor. Son saniye çeviriyor ve seni patlatıyor. Bunlara mağdur kalmamak için sen de ona bilgi analisti at. Değişimler de sen de değiştir. Tek taktikle bu oyun oynanmaz. Adama göre, rakibe göre taktik yapılır. Tek taktikle oynayacağın ligler bellidir. 3 tane menajer olur, 5 tane menajer olur. Botlarla oynarsın. Ya da bu oyunu hiç bilmeyen insanlarla oynarsın. Onlardan puan kazanırsın ama oyunu bilenler öttürür. Şimdi bilgi analisti mutlaka önemli. Unutmayın, rakibe göre de taktik yapacağız. Buna da değindik arkadaşlar. Antrenmanlar. Gelelim. Şöyle antrenman sahamıza gidelim. Şimdi bu hafta etkinlik olduğu için arkadaşlar Cuma günü, Cuma'dan Pazartesi sabahına kadar her hafta oyun bir etkinlik veriyor. Bu haftaki oyun antrenmanda daha hızlı gelişmesi. Şimdi mesela basalım burada. Demiş ki bu adamı dayıca 76 yapacak gördüğünüz gibi. Biz bunu geliştirebiliriz. Orta sahamızda Berge vardı. Hatta daha Berge'yi yakalayacak orta saha var mı? Yok, salla. Defansımıza gelelim. Defansta böyle geliştirebileceğim üstünde. Şurada Ressos var. Ben bunu geliştiriyorum genelde. Bana da verim alıyorum Ressos'tan. Kaleci Henderson. Ha, burada kaleci avantajım var benim. Çünkü bu adam lig başlayana kadar 80, 81, 82 olacak ve genç. Bu adam benim birinci kalecim olacak. İkinci kalecim de artık al satlarla 90, 90 üstü, 95, 100 arası bir oyuncu yapacağım. Ama şimdi değil. Ligin ortalarına doğru. Çünkü Henderson bizi zaten doyuracak. Görüyorsunuz 76 şey var, kaleci gücü var. Bu daha da yüksele yüksele gidecek arkadaşlar. 76'dan 77 olacak. Antrenman sahamızı nasıl ayar? Bu saatleri ne yapacağız? Şimdi antrenman neden önemli? 1. Takımımızı geliştirmek zorundayız. Takımımız gelir kalırsa patlarız. Çünkü rakibimiz çok güçlü olacak. Siz şöyle örnek vereyim. Adam diyelim ki Osasuna'yı aldı. Siz Real Madrid'siniz. Adam sürekli gelişiyor. Sen yerinde sayıyorsun. Real Madrid'sinizler. Bir sürü oyuncum var. Benzema'm var. Rodrigo'm var. Vinicius Junior'um var. Vinicius Junior muydu neydi işte. Modric'im var. Ramos'un defansta. Kurtis'in kalede var. Sen Real Madrid'sin. Oynuyorsun. Osasuna sürekli gelişiyor ama. Ligde karşı karşıya gelene kadar Osasuna bir bakıyorsun ki Barcelona'ya geçmiş. Dev bir takım olmuş. Sen Real Madrid'sin, sinek olmuşsun, adam seni eziyor. Çünkü sen takımını geliştirmedin, adam sürekli gelişim sağladı. Gelişim önemli. Gelişimi buradan yapıyoruz. O antrenman sahası vardı ya, o antrenman sahasını geliştirdikçe bu adamların burada seviye atlama olayı daha da yükseliyor. Antrenman sahası 1, antrenman 2. Oyuncu gelişimi için bunlar mutlaka gerekli. Bunu ne yapmalıyız? 24 saati yaymalıyız. Oyuna yeni başladıysak veya hala aktif olarak kullanıyorsak 24 saati yaymalıyız. En ideali şudur. Gece 12 ayarlayın. Koymayın listeye. Gece 12 basın. Sabah işe giderken 8'de, 8 saat sürüyor ya, 8'de basarsınız. 8'de koyduğunuz adamlar 4'te idmanını bitirmiş olur. İkinci antrenmanınızı yaparsınız. 4'te koyduğunuzda yine gece 12'de biter 3 tane. Yani 24 saatte siz 3 tane antrenman yaptırmış olursunuz oyuncularınıza. Bu da sizin daha hızlı ilerlemenizi, daha çabuk güçlenmenizi sağlar arkadaşlar. Bu da güzel bir püf nokta unutmayın. En ideali bu. 8 ya da şöyle yapabilirsiniz. Erken kalkıyorsanız gece 11, 7, 3, 11. Böyle çevirebilirsiniz. Ama en ideali 12, 8, 4, 12. Gece 12. Bunun üstüne de değindik arkadaşlar. Şimdi gelelim takımımızı geliştirmeye. Şimdi ben takımı geliştirmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Günde 4 tane dostluk maçı atmalıyım. Benim coins'im yok. 10 tane coins'im var. Şurada
Geliyorsunuz, basıyorsunuz burada reklam izle var. Buradan 3 tane izliyorsunuz. Mobile için anlatayım. Sağ taraftan giriyorsunuz. İş tekliflerinden 3 tane izliyorsunuz. Bir de burada neredeydi burada? Neredeydi? Coins'i tıklayınca geliyordu bir tane. Bir de şurada olması lazım. Evet, bedava Boss Coins. Gördüğünüz gibi buradan izlerseniz 9 tane alıyorsunuz. 9 tane webten alabilirsiniz. Aynı anda 9 tane de mobile'den alsanız 18 tane. Tabii müsaitlik durumunuz da önemli buna. Eğer mobile oynuyorsanız saatte 9 tane alabilirsiniz. Maç saati ne kadar? 10 saat izleseniz videoları 90 tane coins yapar. Siz 4 tane hazırlık maç yapacaksınız. 16 tanesi gider. Kalır size kaç tane yapar? 74 tane. 74 tanenin diyelim ki 2 tanesini kâşfette kullandınız. 3 tanesini kullan ya. 45 tanesi gitse yine size kaç tane kalıyor? 45 tanesi gitse 31 tane coins'iniz kalıyor. Günlük artı olarak 10 saat izlemenizden bahsediyorum bunu. Bana yeter diyorsanız 4 tane hazırlık maçı 16 coins, 2 tane kaşifatsan 30. Yani ne yapar? 46 tane. Sen burada 46 taneyi 9 kere 8 yapsan 56 mı yapıyor? 72 tabii, şaka yaptım. Neydi onun adı? 7 saat, 7 saat, 6 saat izleyebilirsiniz. Yeterli coins'i elde edersiniz. Dostluk maçları önemli. Şimdi buna bakalım. 4-3-3-B yaptım. Adamlarıma göre yapmam lazım. Bu arada adamlarım da zaten şeyde. Neyse, bunu dizdik. Dizdiğinizi farz edin. Taktiğimizi ayarladık. Burada hedefimiz 16'ya gidip daha ligin başında Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham ve Manchester United'a dostluk maçı atmayın. Çünkü siz kazandığınızda 4 tane oyuncunuz gelişiyor, siz kaybettiğinizde yüzde bayağı düşüyor. Mesela siz birinci maçınızda %30'larda geliştirecekken mağlup olduğunuzda %10'lara düşüyor ve büyük bir gelişim kaybı bu. Hedefiniz 16 olduğunda mesela ne yapın? Wolverhampton'ı at. Norwich at, Aston Villa at. O kadar çok seçeneğin var ki hedef 16 olunca. Newcastle at, Everton at, Bournemouth at, Burnley at ve şuna dikkat et, menajeri olsun. Menajeri olmayan botlara atarsan oyuncu gelişimi az olur. 4 tane yerine 3 tanesi gelişir. 3 tanenin %30'u gelişeceğine oyuncunun %20, %15'i de kalır. Bilgin olsun bu arada. Rakibe göre taktik. Bilgi analisti attık ya. Bilgi analistimi attık. Adam çıktı size. Siz 4-3-3 ile çıkıyorsunuz. Adam size 4-5-1 yaptı ve sizden güçlü. Ve deplasmana gelmiş. Ne yapmanız lazım? Burada hemen Hamza'ya yazıyorsunuz. Burada yaklaşık 40 tane taktik var. Takıldığınız yerde soru sorun. Yazın. Bu videonun altına da yazabilirsiniz. Adam bana 4-5-1 yapıyor. Zaten burada bir sürü soru var. OSM videoların altı emin olun taktik sorularıyla dolu. Dediğim gibi mesela şuradan gelelim. Adamlar ne yazmış? Gör burada mesela Hamza abim ilk maçımda taktiği kullandım. Kendine 2-1 yenildim. Burada mesela taktik soruları çok fazla. Gördüğünüz gibi. Yenilen de var. Yenen dua ediyor. Yenilen isyan ediyor. Niyeyse ben de anlamadım. Sanki parayla taktik yaptırmışım gibi. Ya da parayla satmışım gibi. Ben burada taktik yayınlıyorum. Verim aldım taktikleri. Bir de bizim taktiklerimizin galip gelme oranı da yüksek. %80, %85. Yani %15'lik bir kaybetme zaten oranınız var. Ama siz istiyorsunuz ki %100. Ya herkes %100 kazansa kim kaybedecek? Aynı karşılıklı denk geldik. Ben seni yendim. Hani taktiğin iş yapıyordu. Ya taktiği zaten ben sana veriyorum. Senin yapmış olduğun ince ayarı ben biliyorum. Yani benim seni yenmem kadar doğal ne olabilir? Ya da beni patlatıyorlar kendi taktiklerinde. Geçen Poyraz babaydı galiba. Altına güzel bir yorum yapmış. Abi ne güzel ya, senin taktiklerinle seni yeniyoruz diye. Neden? Çünkü sen benim ince ayarımın hepsini biliyorsun. Ben zaten kendimi baz alarak size taktikler veriyorum. Çünkü genelde hep yakın taktikler olduğu için. Yani anti taktikler ve önemli olan sormak önemli arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi. Rakibe göre takımınızı ayarlamayı unutmayın. Menajer puanı için bol ligli, yani ben rastgele girdim ama bol menajerli takımlara girin arkadaşlar. Bol menajerli takımları size daha çok fazla MP puanı verecek ve
şampiyon bitirdiğinizde çok fazla coin hediyesi alacaksınız. Yoksa normal. Mesela burada 10 kişiymiş. Zaten 4. gün var ya. Bu 20 olur emin olun. Hatta şu an belki yayını izleyip de bu videoyu izleyip de bu lige gelen de olur. Bunu yenerseniz karışmam çünkü ben bunu fazla takip etmeyeceğim. Sadece belli saatlerde gireceğim. Bilginiz olsun. Sonra vay seni yendik şöyle yaptık falan demeyin. Gelin Hamza yazı yerine. Buna da geldik arkadaşlar. Sürekli al sat yapacağız. Kadromuzda şu an para olmadığı için tabii satılı listesini koyduk arkadaşlar. Şurada değinmem gereken bir püf nokta daha var. Hatırladım. Transfer listesinde ligin ilk başında tabii şu an oyuncular son raddelerinde paraları. Bunlar düşüş yapıyor arkadaşlar. Her 4 saatte 5 saatte 1, 2 milyon, 3 milyon, 2 milyon, 3 milyon bir değer kaybına uğruyor. 100 değer gücü 100 olanlar daha fazla değer kaybı yaşıyor. Burada 80 ile 90 arası şu an zaten alacağımız oyuncular onlar. Bunlar mesela şu an Hakim Ziyech alınır mı? Al sat için bence alınmaz. Çünkü zaten 2,5 katına yakın 2 katını geçmiş bir teklif var. Hakim Ziyech burada 16 milyona düştüğünde size 2 milyonluk bir kar daha elde edecek. Artı siz satarken daha hızlı satacaksınız ve daha çok para kazanacaksınız. Burada bunlara dikkat edin. Al satları genelde 80-85 arasındaki oyuncuları alarak devam edin. Daha hızlı satılacak, daha hızlı bir para döngüsü olacak. Bu arada çay da ice tea gibi olmuş. Konuşurken unuttuk. Klima da buz gibi yaptı ama yereğimiz var. Evet, bu iyi. Al sat yaparak sürekli takımımızı geliştireceğiz. Paramız olacak, kadromuzu geliştireceğiz. Parayla daha da gelişmiş oyuncular alacağız. Alacağımız oyuncular öyle güzel olmalı ki mesela ligin başı. Şu an kimsede yüzlük oyuncu yok. Ligin daha başı. En kralı 91. Ya da 93'lük işte Salah Malah falan var galiba. En kralı bunlar. Şu an yüzlük oyuncu geldiğinde mesela düşün benim param var. Yüzlük oyuncu düştü. Yüzlük bir forvet. Geldim ulan benim 100 olana kadar 25 seviye atlamam lazım. En iyi adamda. Ne yapacağım? Bunu alacağım. Bunu almak benim paramı kitleyip takımımı öldürüyorsa almayacağım. 100 yerine 90-95 arası alacağım. 100 yerine 85 bile alsak şu adam o 85'lik adam bu takımın Cristiano Ronaldo'su olur. Bu takım için söylüyorum. Yani takımınıza gelişmiş oyuncular alarak böyle basamak basamak çıkacaksınız. Buna değinmiş olduk. Şimdi burada en önemli püf noktadan bir tanesine geldik. Burada arkadaşlar uzmanlar diye bir bölüm var. Sizde de mobilde göreceksiniz bunu. Burada geleceksiniz ilk 11'in en yaşlı oyuncusunu kaptan yapacaksınız. Şimdi bir rastgele dizim yapalım. Burada mesela şunu koyalım. Rastgele diziyorum arkadaşlar bunları. Size tamamen örnek olsun diye. Şimdi bir dakika rastgele dizerken de şuralara dikkat edeyim. Size nasıl oyuncu dizeceğinizi göstereceğim. Burada. Doğru koydun ama size şimdi dizilişi nasıl yaptığımı göstereceğim. Eldeki oyunculara göre söylüyorum bunu. Sarp'ı koyduk. Bunu koyduk ve bunu koyduk. Şimdi neden bunları böyle dizim onu da anlatacağım. Şimdi ilk önce uzmanlarda geleceğiz. Burada değineceğim atlamadan. Çünkü bunu da not almamışım aklıma geldi. Şimdi geldik burada uzmanlara. İlk 11'deki en yaşlı oyuncu. Bakalım. İlk 11'de burada yaşlar yazıyor. 34 var. En yaşlı oyuncu. Evet. En yaşlı oyuncum 34. Adı sanı ne olursa olsun. Yaşı önemli. 33'lü pardon 35 yaşında Cristiano Ronaldo var yüzlük. 38 yaşında Zlatan İbrahimovic var 90'lık. İlk 11'inde ise Zlatan İbrahimovic seçeceksin. Bu yaşlı diye koşamaz demiş kaptanlık yapacak. İlk 11'in en yaşlı kaptan, en yaşlı oyuncusu buraya gelecek. Penaltı bakacağız. Forvet'teki en güçlü oyuncu şurada hücum gücü en yüksek oyuncuyu seçeceksin. Unutma bunu. Serbest vuruş. Geleceksin buraya. Hücum gücü bakın. Ne var burada? 76. Bunun değeri 76. Bu 74. Orta sahada hücuma da bakabilirsin. Burada gelişmiş özelliğine de. Forvet'te karşılaştır. En yüksek hangisi? Tabii ki Lundstram. 76-77 ile hücumu var.
Friki buna vurdur. Korneri mutlaka en gelişmiş orta sahana vurduracaksın ve bunlar sana artı puan kazandıracak. Bazen bir kornerden 1-0'la maç bitiyor. Bir frikikten 1-0'la maç bitiyor. Bunlardan verim almak için bunlara mutlaka öğrenmelisin. Kaptanın en yaşlı ilk 11'in, ilk 11 bak diyorum, ilk 11'in en yaşlı oyuncusu. Bu en yaşlısı 28 de olabilir. Ben de 34. Penaltıcı, forvette en gelişmiş oyuncu. Forvetteki en gelişmiş oyuncu ortası free şey de atabilir. Free kick de atabilir. Orta sahadan yüksekse bunu seçebilirsin. Şu an orta sahamız yüksek olduğu için ben bunu forvetle orta sahayı karşılaştırdım. En yüksek orta saham çıktı. Buna verdim. Korneri ise en yüksek orta sahana vereceksin. Bunun lamıcığım yok. Adı sanı yok. Kim olursa olsun. En yüksek oyuncuna vereceksin arkadaşım. Bundan böyle verim alacaksın. Gelelim benim 3 günde 4 kere kırmızı kart yiyip de patladığım olaya. Şimdi burada hakem rengi var arkadaşlar. Yeni başlayanlar bilmiyordur. Burada hakemler var. Hakemlere dikkat edin. Bakın şöyle göstereyim. Fixtür de çıkar mı? Evet. Maç takvimi de olabilir. Yok, maç takvimi değil. Fixtüre bakacağız. Size göstermem lazım. Evet, burada göreceğiz. Şimdi sezon öncelerini geç. Lige gel. Bakın. Fixtür çektin ya, ne girmedin ya? Evet. Tamam. Şimdi burada gördüğünüz gibi mavi hakemimiz var, turuncu hakemimiz var, yeşil hakemimiz var, kıpkırmızı hakemimiz var ve sarı hakemimiz var. Burada her hakemden güzel bir örnek var. Şimdi burada gördüğünüz gibi mavi, yeşil, kırmızı, aksilik böyle agresiflik olarak gidersek daha doğrusu şöyle gidelim. Yeşil, mavi, sarı, turuncu, kıpkırmızı. Bu kıpkırmızıyı bastırarak söylüyorum. Bu direkt afu yok yani. Şimdi bu hakemlerde ne yapmalıyız? Bu çok önemli bir püf nokta. Kırmızı kart yersen eksik kalırsın. Agresifliğini düşürürsen eksik kalırsın. Ona göre bir ayar yapman lazım. İşte hakeme göre de bunu yapacağız. Uzmanlar değil tabii ki, pardon. Geldik buraya. Hakemle ilgili olan alan mücadele alanı. Gördüğün gibi. Mücadeleyi şimdi gelelim. Hakem mavi ve yeşilse. Hakem mavi ve yeşilse agresif çık. Affetme. Bazen oyun saçmalıyor, kırmızı kart veriyor. Ama bu 100 maçın 98'ini iş yapar. Bir tanesine patlar, kırmızı kart dersin. 98 çok büyük bir rakam. 2 taneyi boşver. 2 taneyi kafaya takma. Mavi yeşil hakemde agresif. Sarı hakemde normal. Agresif yapma. Patlatıyor. Harbiden veriyor. %50 verme şansı var. %50 vermeme şansı var. En güzeli riske atmamak. Bu %100 yemeyeceğin anlamına gelmiyor. En azından %50 kırmızı kart yeme yerine %10'a düşürüyor. %10 güzel bir rakam bence. Değerlendir. Bunu normal yap. Sarı hakemde. Saldırma. Çünkü oyun öyle dengesiz ki. Bir kırmızı kart veriyor. Adama fark atacaksın. Fark yiyorsun. Yok. Agresif olduğun için tutuyor, şey yapıyor. Rakip yedek kulübesine top fırlatma diyor. 6 maç ceza. Hani oyun öyle adamın ayağını kırıyor diyor. Çıkan oyuncu yok. Sen kırmızı kart diyorsun. O bunlara olanak sağlatmamak için, yer verme, oyunda yer vermemek için normal yap. Sarı hakemde normal. Turuncu hakemde normal. Çok kırmızı hakemde sarı kart yeme riskin varsa, yani öbür maç çok önemlidir. Sarı kart demek istemiyorsundur. Dikkatli oyna. Ama bunun en ideali sarı, turuncu, kıpkırmızı da normal oynaman. Mavi, yeşil de agresif oyna. Saldır. Affetme. Çok agresif yapma. Sakın ha. Çok agresif sıkıntılı bir şey. Agresif iyidir. Buna da değindik arkadaşlar. Gelelim kaşife. Şimdi ben burada kaşifte sallayayım sizle beraber. Şimdi benim burada gördüğünüz gibi takım şu an Allah'a emanet. Şimdi ben kaşif atmak istiyorum. Geldim buraya. Nerede o? Transfer listesine girdim. Baktım burada Mbappe var. Sen Mbappe'ye kaşif atarsan Mbappe gelmez. Neden gelmiyor diyorlar. Bir buraya bak bakalım. Buraya bakmasan sana attığın kaşif ızdırap olur. Şimdi burada teknik heyetten
Kaşife geldik. Pozisyonumuzu seçtik. Forvet. Burada mobildekiyle şeyler yok, veriler yok. Burada gördüğünüz gibi şey var. Ne onun adı? İşte ofansif burada fırsatçı golcü aslında. Çok yönlü kanat oyuncusu. Pardon. Ters söyledim. Ofansif fırsatçı golcü. Çok yönlü sahte 9. Defansifte kanat oyuncusu demek. Şöyle yapalım. Şu an VP göre anlatıyorum. Ben Gabriel Veron'u seviyorum. Gabriel Veron'u alacağım. Şöyle geleyim. Milliyeti Brezilya. Bayağı verim aldığım bir oyuncu benim. Sağ olsun hangi ekip arkadaşım denedi bulduysa çok teşekkür ederim. Bayağı işime yarıyor benim. Ben Gabriel Veron'u böyle bulacağım. Bu isimleri nereden biliyorum? Bak burada geleceksin. Videolara geçeceksin. Burada yeni güncel liste var. Neredeydin sen? Neredeydin? Bak burada. OSM Kaşif 16-10 yaş arası süper yetenekler. Bu oyuncuları alırsanız çok hızlı gelişir. Burada 16-19 yaş arasında almanız gereken tüm oyunculara değindim. Bu oyuncuları alırsanız emin olun geliştirdiğinizde ızdırap olursunuz. 120-125'i görüyor bu oyuncular. Mutlaka bunları değerlendirin. Kaşif'i de yolladık gitti. İsterseniz bunu hemen anında getirebilirsiniz. Şu an param yok. Anında getirmem bana bir şey yok. Kar yok. Getirirsem yarım saat içinde liste boşalacak. Yeniden kaşif atmam lazım. O yüzden bu arasın. Kaşif önemli. Hangi noktanız eksikse kaşifi oraya atın. Kaşif önemli. Kaşif size ligde olmayan ve geliştirmeniz gereken oyuncuları verecek. Siz de oyuncuları alıp geliştireceksiniz. Bu kadar net. Hem uygun fiyata alıyorsunuz. 15 coins'iniz gidiyor ama bu 15 coins'i siz video izleyerek yeniden kazanabilirsiniz aynı gün içinde ama parayı kazanamazsınız. Para için coins ister. Buna da değindik her neyse. Video izlemeleri de göstermiştim arkadaşlar. Onu demişim. Şimdi gelelim yine bir güzel noktaya. Burada teknik heyetimiz var arkadaşlar. Doktor. Adamınız sakatlandı. 6 maç yedi. 6 maç sağınızda yok. Yani ilk 11'inizde olamayacak. Hemen burada doktora gireceksiniz. Sakat oyuncu burada basarsınız. Hemen onu tedaviye başlar. Tedaviye başladığında öbür maç saatinde mesela şöyle 6 maç sakatlandı. Aslında sen bunu doktora vermezsen 6 gün yok bu adam. Bu adamdan 6 gün verim almamak yerine sen doktora vereceksin. Maç saati geçtiğinde 1 maç düşüyor. Yani 5 maç kalmış oldu. Tedavinin artık oyunun orada biraz inisiyatifine kalmış. Tedavide 1 günde atlıyor, 3 günde atlıyor, 4 günde atlıyor. Adamın iyileşme süresi daha öne geliyor. Mutlaka doktoru kullan. Sakat oyuncuda doktoru kullanırsan oyuncun daha çabuk gelir ve liglerde eksik kalmazsın en iyi oyuncundan. Teknik heyette bir de kırmızı kart yediğinizde avukata mutlaka gelin. 4 maç 2 maçça 2 maç yiyince bile gelin. Hemen aynı anda bas. Çünkü 14 saat mi 16 saat mi ne bir avukat şey var, görüşmesi var. Cezalı oyuncuna burada avukata 2 tane mi oyuncum var? Sana en acil hangisi? Biri bir maç yemiştir. Zaten onu koymuyor da 2 maç yemiştir. Aciliyeti yok çünkü onun yerine oyuncu var. Bir tanesi var 4 maç yemiş ve çok ihtiyacım var oyuncuya. Direkt o oyuncuyu avukata ver. En azından 1 maç 2 maç öne alır. Senin işine yarar. Bu da çok önemli bir nokta bence. Burada şimdi gördük. Şimdi gelelim şöyle. Size göstereyim. Geldik. Kaç milyon var? 3 milyon var. Geldim burada. Transfer listesi yaptık. Evet değil mi? Burada geldik. Mustera, Kurtis var. Kurtis'i almak istiyorum. Bir baktım. Allah! 3200 paramı sıyırıyor. Bir de 296 coins istiyor. Bu beni batırır. Alamıyorum zaten de batırır. Bunlara bunlardan mağdur olmamak için en güzeli şurada size yine katkı sağlayacak olan sponsorluk anlaşmaları arkadaşlar. Şu sponsorluk anlaşmaları böyle geldiğinizde mesela diyor ki 5 günde 96k vereceğim sana. 130, 134. Şurada geldim. Ne var? 134. Hemen onayladım. Geldim. En yüksek olanı bakın. O 132, 104. Evet 132 vardı burada. 132.
Hemen imzaladım. Geldim buraya. 104. Evet, 104 var. Hemen onayladım. Geldim buraya. Aklımda tutarak gideyim. 96 var. 128. Oo, 128 iyidir, geldi. 128 var. Bunu bastım. Bu size en azından 200, 300, 400, artık sahanızın gelişmesine de bağlı. Ek para veriyor arkadaşlar. Sponsorluk parası veriyor. Bu sponsorluklar bittiğinde mutlaka yenileyin. 290 yerine verirsin. Atıyorum 180, 170. Çünkü sürekli sizi maddi olarak öne alacak. Buna da değindik arkadaşlar. Adam size, şimdi bilgi analisti attınız. Adam size kamp attı. Siz bilgi gerçek. Rakip size kamp attı diye. Kamp ne demek? Geliyorsunuz böyle. Nerede kamp? Bakalım. Web'e pek hakim değilim. Teknik hep bilgi analisti topluluğu buradaymış. Kampı nereden atıyorduk ya? Bir bakayım. Evet, ha buradaymış. Antrenmanda. Bakın. Kamp ne demek? %25 kazanma şansını arttır diyor. Birinci kampa 10 coins, ikinci bir daha başka bir maça attınız. İkinci kampa 20 coins. Üçüncü maçta da attınız 50 coins'iniz artı gidiyor. Yani burada 3 maçta 80 coins. Adam size atmadan atmayın ya, gerek yok. Abarttınız, dördüncü maça gittiniz 180 coins gitti 4 maçta. 20 coins kaldı, ne anladım? Yani bunu bence abartma. Altıncı zaten alttan akızı. Altıncı maç 500 coins yiyor yani. Siz toplamda bakın 800, 850, 880 coins bir lig için gerek bile yok. Bunu rakip size atarsa, çok kritik bir maç olursa, ilk önce şöyle yapıyorsunuz, kritik maçtan önce adam sizin kamp attığınızı anlamasın diye ilk önce gizli antrenman atıyorsunuz. Bilgi analistini engelleyeceksiniz. Sonra geleceksiniz buraya. Kampı çakacaksınız. %25 kazanma ihtimalinizi arttıracaksınız. Ve genelde coin, aslında bu kampı kullananların %70, %80'iniz, hatta şeyler denkse, güçler denkse %100 olarak size 3 puan olarak yansıyor. Kamp atmayanı atmayın. Tavsiye etmem. Çünkü bir sürü anti taktik var. Yani onları yapın daha iyi. En önemlisi bu oyunu, bunun bir oyun olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bu bir oyun. Burada benim kendi şu an sıralamam oyunun şeyinde milyonlarca, 5 milyon 6 milyon galiba oyuncu var. Yanlış hatırlamıyorsam. Benim şu anki sıralamam 3800 mi ne? Yani ben 3800'üncüyüm. Bunun bir oyun olduğunu unutmayın. Benim galibiyet yüzdem 83. Ben burada taktikler, gerek ekibimle gerek sizlerle beraber taktik veriyorsunuz. Onun üstüne çalışarak ya da yeni taktikler bularak ya da birinden aldığım taktiği deneyerek sizlere sunuyorum. Bunun galip gelme oranı %85, %90 olan taktikleri sürekli paylaşıyorum. %20 bir yenilme payınız var. Unutmayın. %100 olsa ben birinci olurum. Size zaten taktik vermem ya. Niye vereyim ki kendi rakiplerime? Yani %80 bir yenmez. %90'a çıkmayın. %90 olarak verdiklerini de var. Ne yaparsın? 4-5 tane menajer vardır. Namağlup olduğum ligler var benim eskiden. Girip de bakabilirsiniz. Gol bile doğru düz yemedim. 150 gol attım, 9 gol yedim mesela. Namağlup bitirdim o ligi. Ama menajer sayısı, tabi orada menajer sayısı yüksekti ama oyunu çoğu bıraktı. Yani 5-10 tane menajerin olduğu şeyi kendinizi aslan zannetmeyin. Aslandan büyük, daha da büyük aslanlar var. Aslan unutmayın, fil sürüsü geldiğinde affedersiniz kıçına vura vura kaçıyor. Aslan bir yerden sonra bitiyor yani. Bu iş böyle arkadaşlar. Bunun bir oyun olduğunu unutmayın. Mağlubiyet de olacak, galibiyet de olacak. Zevk almaya bakın ya. Benim taktiklerimden ben size sunarak para kazanmıyorum. Siz video izliyorsunuz. Bana YouTube video sunduğum için ve izlendiğim için çok cüzi rakamlarda paralar veriyor. Öyle tutup da şu an izlenme sayılarımız az olduğu için mesela en fazlası 20 bin falan ya da 17 bin falan galiba. Tutup YouTube böyle para saçmıyor arkadaşlar. YouTube bizlere milyon izlendikten sonra güzel para veriyor. 1 milyon izlenmem yok şu an. Toplamda 1 milyon izlenmem yok benim. Ben daha bunu yapalı 7 ay ya da 6 ay falan oldu. Hani tutup da biz sana para kazandırırız, bize maç kaybediyoruz muhabbetleri biraz saçma oluyor ne yazık ki. Bunlara da karşı. Bunun doğasında var eyvallah. Ama burada abi şöyle abi böyle deyip de yenilince burada agresifleşen
Ya ben YouTube'la uğraştığım için ters cevap vermek istemiyorum. Bana da yakışmaz zaten. Sonuçta kendimi bilen bir insanım. Sizler de kendinizi bildiğinize inanırım. Tamam, kaybetmek kötü bir şey. Ben de %100 galip değilim sonuçta. Ben de %85'lerdeyim. %83, %80. Ben de bu aralıklardayım. %100 yapan yok, emin olun. Yenilmeyecek. Yenilmeyecek gelsin. Ligime gelsin. Bana kafa tutsun. Beraber oynayalım. Ben hiç yenilmiyorum diyen varsa cidden gelsin liglerime. Hamza yaz diye yazın. Hamza beraber tek aile. Hamza yaz diye yazın. Gelin. YouTube'dan yazın. Hangi ligdesin, gelip seni yeneceğim diye. Yani kapışalım, fark etmez. Sevdiğiniz YouTuber varsa, çok iyi dediğiniz YouTuber varsa onlara söyleyin. Onlarla beraber aynı lige gireyim. Vallahi hiç sorun değil. Ben kapışırım arkadaşlar. Ben Allah'a şükür taktiklerime, taktik bilgime, oyun bilgime, bu menajerlik oyun şeylerime çok güvenirim. Ha, yenerler. Maç bu, oyun bu. Cidden ben her şeyi yaparım. Oyun neye karar veriyorsa ne yazık ki onu yaşıyorsun. Bu canlı yayında oynadığım PUBG gibi değil. PUBG'de önüme bir tane cover alırım. Adam beni vurma olasılığı düşer. Kendimi gösteririm. Burada kendimi riske atarım artık. Bu bilinçli. Adamı vurma artık burada elle oluyor. OSM öyle bir şey değil. OSM'de yapıyorsun. Maç saati başlıyor. Maçın bitmesi bir saniye alıyor. Direkt sonucu çat diye veriyor. Yani bu bilginiz olsun. Bunu oyun olarak görün. Hırs yapmayın. Hırs kötü bir şey. Hepinizi seviyorum. Bu videoyu ilk defa başlayanlar, kendini çok iyi bildiğini sananlar, doğru bildikleriniz ama yanlış olanları düzeltmeniz için yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.